Bayağı bayağı kaçtı gitti kızıyla. Bir şey demeyeceksin. Yani bana bunu bir hafta önce söyleseydin, Cemre'nin oyununa gelmişsiniz. Bu kızını ilk kaçırma teşebbüsü değil derdim ama şimdi ne düşüneceğimi şaşırdım. Kocası da ayrı bir cins. Kadına avuç avuç ilaç içiriyormuş. İlaçları reçeteliydi. Ömer, Cemre hasta. Yani değişik hastanelerden alınmış bir sürü raporu var. Hem sen benim şahit olduklarıma şahit olmadın. Çelebi'nin ona nasıl baktığını, sabrını. Uzun! Gelsene abi. Koş lan. Abim. Abim gel. Bak görüyor musun? Bak. Abi ayıp oluyor ama. Dur oğlum ya, öyle bir şey değil. Çevir yüzünü. Çevir lan. Bak. Abi bir de reklamımızı yapıyorsun. Lan hadi lan, hadi tamam o zaman. Hadi git. Hadi git. Hadi. Bak görüyor musun? Bu çocuk 15 yaşında. Bizim mahallemizin çocuğu. Çelebi'nin şoförü dönmüş Cemre'nin yerini öğrenmek için. Yani bu çocuğa bunu yapan kendi karısına da her şeyi yapabilir değil mi? Güçlünün maskesi düşmüyor prenses. İskender'i ihbar ettin, ne oldu? İçeri alsalar bir ses gelirdi değil mi? Demek ki bir şey olmadı. Yani ya Cemre doğru söylüyorsa, ya anlattığı her şey doğruysa, sen inanmıyorsan. Bir de böyle düşün, olur mu? Benim gitmem lazım. Tamam. Yokuşun orada araba. Buradan gidersin. Teşekkür ederim bugün için. Ne zaman istersen gel. Ulan döner mi acaba? Ne oluyor lan? Ulan öyle bir tıfaya düştüm ama görsen nasıl güzel bir tıfa var ya. Allah Allah. Öyle. Ya senin ağzın neler söylüyor ya kocuğular. Ya madem yaza düğün var, bana haber verseydin kenara 3-5 bir şey atardım ya. Çeyrek ne kadar olma, benim var mı senin? Merak etme birader, ben kendi altınımı alırım. Hareketleri kes ya. Hayır, şunu merak ediyorum. Evet. Peki kim bu talihsiz bedbaht kadın? Gazeteci ve araştırmacı kimliğin zarar görmüş, yoksa sen öğrenirdin. Allah Allah. Lan ben haber buldum da artık merak etmiyorum. İyi kardeşim. Tamam, ben de anlatmayayım. İyi tamam, anlatma, sormuyorum. İyi zaten. Hadi bir şey diyor musun? Tamam, bir şey demiyorum. Allah Allah. Hadi doğru eve. Hadi git. Hadi. Bakma arkamda. Hadi eve arayacağım, evde misin diye. Arama. Soracağım. Ben intihar etmedim. Yemin ederim ben yapmadım. Tamam, yorma kendini. Tamam. Ne oldu bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Amca, hiç bilmiyorum. Belki de Çelebi zehirledi. İlaç verdi. Çünkü ben odadaydım. Odadaydım. Sonra kendimi kötü hissediyorum dedim. Sonra gözümü bir açtım ki buradayım. Kesin o bir şey yaptı, kesin. Ama Çelebi Bey sabahtan Ankara'ya gitti Cemre Hanım. Bütün gün evde yoktu. Gitmemiştir o. Gitmemiştir, saklanmıştır bir yere. Kızım biraz mantıklı ol. Çelebi daha yeni dönüş yolunda. Amca, o bir yolunu bulmuştur. Ben yemin ederim ben intihar etmedim. Tamam, iyi olacaksın, tamam, merak etme. İyi olacaksın. Ya, benim ondan boşanmam lazım. Beni dövüyor. Dövüyor. Cemre. Dur, göstereceğim. Bak. Amca bak. Bunu mu ben yaptım? Ben doktorla konuştum. Kendini kaybedeceğimse hep aya düşmüşsün. Bütün vücudunu yaralamışsın Cemre. Burada da var bak. Bak. Peki bunlar? Bunlar öncekiler. Bak. İlk defa dövmedi ki. Ben hiç şahit olmadım.
Günahını alamam. Bir psikiyatrist bulsak, tedavi olsa. Hasta olan ben değilim. Cemre hemen reddetmesen. Bir düşün. Cemre, diyor bana inanmıyorsun. Neden inanmıyorsun? Ya. Neden kimse inanmıyor bana? Çelebi, Güneş orada mı? Haberin yok mu Rüya? Neden haberim yok mu? Cemre, Güneş'i kaçırdım. Cemre mi? Cemre yaşıyor. Çok şükür. Öyle tabii. Ama son yaptıklarına delilik demek az olur. Çelebi, belki kendi haline bırakmalısın. Cemre beni terk edemez. Bensiz yaşayamaz. Çok hasta. Benim bakınma ihtiyacı var. Yıllardır sabırla ona ben bakıyorum, biliyorsun. Haklısın. Ona senden başka kimseye gelemez. Şey, fazladan ödeme yapsa? İmkansız hanımefendi, hiç yerimiz yok. Peki bir sonraki sefer ne zaman? Bakayım hemen. Bir haber alırsan ara mutlaka. Teyze, sizin psikiyatri servisinden randevu almadan acil kimle görüşebilirim? Fazla vaktinizi almadan direkt konuya gireceğim. Hı hı. Psikolojik sorunu olmayan bir insana ilaç verilerek psikolojik sorunu varmış gibi gösterilebilir mi? Yani evet, tabii mümkün bu. Yani aslında hasta olmayan sağlıklı biri gizlice ilaç içirilerek hasta edilebilir. Verilen ilaçlara bağlı olarak? Evet. Peki bunu çok güvendiğimiz, sağlıklı biri yapabilir mi? Bakın, eğer birisi böyle bir şey yapıyorsa bu ciddi patolojik bir sorundur. Açıklar mısınız? Yani kendini değersiz hisseden birisi karşısındaki kişiyi ilaçlarla bilinçli olarak hasta eder. Yani o kişiyi kendi bakımına bilerek muhtaç eder, sonra ona bakım verir. Bensiz yaşayamaz. Benim bakıma ihtiyacı var. Yıllardır sabırla ona ben bakıyorum, biliyorsun. Bir insan bunu neden yapar? Hasta ettiği kişiye bakmak kendini daha değerli hissettirir. Nasıl bir manyaklık? İnsan sevdiği kişiyi göz göre göre nasıl seyirler? Olsaydım arar bulur muydun
sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Mahpusta duvar olsaydım, olsaydım belki yaslanırdın bana, bana. Mahpusta duvar olsaydım, olsaydım belki yaslanırdın bana, bana. Mahpusta duvar olsaydım, olsaydım belki yaslanırdın bana. Usta duvar olsaydım, olsaydım. Küçükken nöbete kaldığım gecelerde hep beni beklerdin. Baban seni bir türlü uyutamazdı. Annemi bekleyeceğim, annemi bekleyeceğim diye tutturmuşsun. Sonra uykusuzluktan gözlerin kapanmaya başladığında babacığım annem gelince beni uyandırsın dermişsin. Ben gelince nöbetten seni usulca öperdim. Şimal kızım ben geldim derdim, hemen uyanırdın. Hastaneye gitmemi hiç istemiyordun. Bu hafta bitsin, söz bir dahaki ay az nöbet alacağım derdim. Almadım. Alamadım. Nasıl olsa telafi edecektim. Daha çok zamanımız olacaktı. Ama olmadı. Şiman. Kızım. Hadi uyan, ne olursun.
Özür dilerim, geciktim. Hadi bak, bu sefer ben seni bekliyorum. Uyan ne olursun bir tane. Lütfen uyan, lütfen. Atlas'ı sakın merak etme. Gözün arkada kalmasın, onu kimselere vermeyeceğim. Asla bedeli ne olursa olsun Bülent'e bırakmayacağım. Özür dilerim, özür dilerim. Bir tanem yavrum Şimal, yavrum kızım, çok özür dilerim. Hiç vurdum, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Güzel kızım. Hoş geldin prenses. Aynadan falan mı gördün? Öyle olmuyor işler. Nasıl olmuyor? Hayrola, kötü bir şey mi oldu? Cenazeden çıktım. İşte arabaya bindim ama eve gidemedim. Bir şey içimi sıkıştırıp duruyor. Nereye gideceğimi bilemedim. Sadece nefes alayım istedim. Sonra bir baktım buradayım. Sefa getirdin, gel. Şurada nefeslensem olur mu? Çay içer misin? İçerim. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi nasıl yapıyorum? Bana nefes aldırmayı. Yapma bunu prenses. Hayrola? Ömer Atay'cı. Benim, buyurun. Benimle emniyete kadar geliyorsun. Hakkında gözaltı kararı var. Tamam komiserim, gelin de. Mevzu ne? Hadi. Gözaltı sebebini öğrenmeye hakkı var. Öğrenir. Düş önüme. Ömer, ne oldu kardeşim? Hayırdır oğlum, ne oldu? Anlamadım ki, bir çay içip geleceğiz herhalde. Komiserim, ne gerek vardı böyle tezahürata? Çağırsaydınız gelirdim ben. Sen başının nasıl bir belada olduğunu farkında değilsin hala. Neymiş? Sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltındasın. Ne? Ne? Komiserim, bir yanlış anlaşılma var. Avukatından mı arayayım mı? Yok avukatım. Hadi bin şuraya. Tamam. Lan konuşma, tamam, bin. Tamam. Biniyorum. Tamam, ben de geliyorum. Partiye gitmiyoruz prenses, karakola gidiyoruz. Rüya Hanım, arkadaşınızı görmek istiyorsunuz. Arkadaşım değil, müvekkilim kendisi. Ömer Atay'cının avukatı sıfatıyla ben de sizinle geleceğim. Gerçekten avukat mısın? Teknik olarak evet. Tecrübe olarak? Her şeyin bir ilki vardır. Peki niye yaptın böyle bir şey? Hep şövalyeler mi kurtaracak prensesi? Sıra bende.